Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından merhaba, ben Hülya Polat. Amerika ve dünyada öne çıkan haberlerle karşınızdayız. Teröre destek verdiği gerekçesiyle Körfez ülkelerinin Katar'la ilişkilerini askıya almasıyla başlayan Katar krizinin çözümü için diplomatik çabalar sürüyor. Bu arada ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Körfez komşuları arasında yaşanan krize çözüm bulunmasına yardımcı olmak amacıyla Kuveyt'e gitti, ardından da Katar'a geçti. Ziyaret kapsamında ABD ile Katar terörle mücadele anlaşması imzaladı. Tillerson'ın Katar ziyareti ve imzalanan anlaşma ile ilgili ayrıntıları Mehmet Sümer'den alacağız. Mehmet, söz sende. Söylediğiniz gibi Katar'la Amerika Birleşik Devletleri arasında teröre karşı mücadele ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla bir anlaşma imzalandı. Bu son derece önemli bir gelişme çünkü başında Suudi Arabistan ve Mısır'ın çektiği Arap ülkeleri özellikle teröre destek verdiği gerekçesiyle Katar'a bir süredir yaptırımlar uyguluyorlar ve bu yaptırımların kaldırılması ile ilgili olarak 13 maddelik bir talepler listesi ilettiler Katar'a. Katar bu maddeleri kabul etmesinin mümkün olmadığını söyledi. Amerikan yönetimi de burada talep edilen şeylerin gerçekleştirilebilir olmadığı yorumunu yapmıştı hatırlanacak olursa. Ve yine şunu hatırlatmakta fayda var. Bu maddeler arasında Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması, El Cezire televizyonunun kapatılması, İran'la ilişkilerin azaltılması gibi talepler vardı. Bunların yerine getirilemeyeceğini söylemişti Katar yönetimi. İşte bu noktadan sonra Suudi Arabistan tarafı da geri atmadı. Amerika'nın açıklamasına rağmen geri atmadı ve bu 13 talepten vazgeçmeyeceklerini söyledi. İşte tam da bu noktada, tam da bu sıcak noktada Amerikan yönetimi Katar'la terörizme karşı mücadele için bir anlaşma imzaladı. Bu açıkçası krizin çözümüne neden olacak adım olarak nitelendirilebilir. Çünkü yarın Suudi Arabistan'a geçecek Rex Tillerson ve orada Suudi Arabistan, Mısır ve diğer Arap ülkelerinin liderleriyle bir araya gelecek ve elinin altında, koltuğunun altında da Katar'la imzalamış olduğu Katar'ın teröre karşı mücadelesini artıracak ve özellikle finansmanın önüne geçilmesini sağlayacak bir anlaşma ile birlikte gidiyor. Öyle tahmin ediyoruz ki bu anlaşma dediğim gibi krizin çözümü noktasında önemli bir adım olacak. Şimdi gözler Suudi Arabistan'da yarın yapılacak toplantıya çevrildi bu bağlamda. Evet Mehmet, bu arada Başkan Trump'ın oğlunun geçen yılki seçim kampanyası sırasında bir Rus avukatla görüşmesinin yankıları da sürüyor. Yeni bir ayrıntı da var bugün bu konuda. Onu da senden alabilir miyiz? Evet, konu biraz karışık açıkçası. Hani Türkçedeki deyimle Arap saçına dönmüş durumda. Çünkü her gün her dakika bir açıklama geliyor. Kısaca özetleyerek aktaracak olursam eğer, cumartesi günü ilk olarak ortaya çıktı New York Times gazetesinin haberiyle birlikte. Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'ın Rus bir avukatla görüşme gerçekleştirdiği ve Hillary Clinton'la ilgili Hillary Clinton'a zarar verecek bilgilerin kendisine sunulduğunu iddia eden bir haberdi bu. İlk anda avukatla yaptığı görüşmeyi doğruladı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. Ancak Hillary Clinton'la ilgili bilgiler konuşulduğu konusunu doğrulamadı. O konuda bir şey söylemedi. Ancak pazar günü yaptığı açıklamada kendisinin bu konuda yani Hillary Clinton'a zarar verecek bilgiler içeren bir avukatla görüşmesi olduğunu, ancak yapılan görüşme esnasında sunulan bilgilerin gerçeklikten ya da doyurucu kanıtlar içermekten uzak olduğunu söylemişti. Basın tabi cumartesi gününden bu yana bu konuyu konuşuyor çok yoğun bir biçimde. Bahsedilen avukat Natalia Veselnitskaya adında birisi. O da kendisi de Rusya ile hükümetle doğrudan bir bağlantısının olmadığını, hükümet yetkilisi olmadığını söyledi. Hatta Donald Trump'ın oğlu şunu söyledi. Bize Hillary Clinton'la ilgili bilgiler sunmadı. Onun yerine Rus öksüz çocukların, anne babası olmayan çocukların Amerikalılar tarafından evlat edinmesiyle ilgili yasakları konuştu. Bu konuda görüştü dedi. Ve bugün tabii bunun ardından yine hem New York Times gazetesinde hem Washington Post gazetesinde diğer televizyon kanallarında bu konu konuşulup tartışılıyordu. Bugün New York Times gazetesinde bir başka haber yer aldı manşette. Onda da şu söyleniyordu. Donald Trump'ın oğluna sunulacak olan bilgilerin Rusya'nın Başkan Trump'a yardımcı olduğu bilgisini de içerdiği iddiası vardı. İşte bunun da ortaya çıkmasının ardından Donald Trump Jr. bir açıklama yaptı ve
yazışmaları yayınladı, e-posta yazışmalarını yayınladı. Yani söz konusu avukatla New York'ta bir araya gelmesini sağlayan yazışmaları yayınladı. Oradaki bağlantılar da şu şekilde gerçekleşmiş yazışmalardan anladığımız kadarıyla. 2013 yılında Moskova'da gerçekleşen güzellik yarışmasında Emin Agalarov isimli bir şarkıcıyla tanışıyor Trump ailesi. Emin Agalarov'un babası aynı zamanda bir emlak şirketi sahibi ve Trump şirketiyle Moskova'da bir Trump Tower inşa etmek üzere anlaşma imzalıyorlar. Ancak başkanlık yarışına girmesinden sonra Donald Trump'ın bu anlaşma askıya alınıyor. Ancak görüşmeler devam ediyor. 3 Haziran tarihinde Rob Goldstone, halkla ilişkilercisi Donald Trump Jr.'ın, Donald Trump Jr.'a bir mail mesajı, bir e-posta gönderiyor ve diyor ki Emin beni aradı. Ve birisiyle kendisi babasıyla birlikte Moskova'da bir başsavcıyla bir toplantı gerçekleştirmişler ve başsavcı o toplantıda kendilerine Hillary Clinton'a zarar verecek, babanın işine yarayacak bazı resmi dokümanlar göstermiş. Ve seni bununla ilgili birisiyle görüştürmek istiyor Emin diyor. Bunun üzerine Donald Trump'ın oğlu ben Emin'le bir telefon konuşması yapayım diyor. Ancak telefonla görüşemiyorlar. Ardından söz konusu kişinin New York'a gelmekte olduğu belirtiliyor. İşte e-posta yazışmalarında o süreci görüyoruz. Toplantı tarihini belirlemeye çalışıyorlar. Ve ardından da 9 Haziran tarihinde bahsedilen kişi, işte az önce ismini verdiğim Natalia Veselinskaya denen avukat. O avukatla Trump Tower'da bir araya geliyorlar. Söylediğim gibi beklenti Donald Trump'ın işine yarayacak. Hillary Clinton'a siyasi anlamda zarar verecek, Donald Trump'ın lehine olacak bir takım bilgiler sunması bu avukatın. Ama Donald Trump Jr.'ın açıklamalarından anlıyoruz ki söz konusu kişi bu tarz bilgiler sunmaktan uzak, elinde herhangi bir done, herhangi bir doküman, bilgi yok. Aksine bu toplantıda dediğim gibi Rus öksüz çocukların Amerikan aileler tarafından evlat edinmesini sağlayacak yasakların, o konuda bir yasak var, o yasakların kaldırılması konusunu konuşuyor. Toplantı ile ilgili bir açıklama da yayınladı Donald Trump Jr. Hem bu e-posta yazışmalarını yayınladı hem de bir açıklama yayınladı. Şeffaf olmak adına bu açıklamaları yayınladığını söyledi. Toplantının şimdiye kadar şahit olduğu en rahatsız edici toplantı olduğunu ve aynı zamanda bunun bu kadar basına konu olmasından da son derece rahatsız olduğunu söyledi. Öte yandan dün yaptığı açıklamada da aynı zamanda Senato'nun istihbarat komisyonunda, Rusya'nın Amerikan seçimlerine müdahalesini araştıran bir istihbarat komisyonu var. O komisyonda arzu edilmesi durumunda gidip ifade verebileceğini de söyledi. Ama şu anda medyada 24 saat boyunca aralıksız bir biçimde diyebiliriz bu konu konuşuluyor. Mektupları e-postalarında yayınlanmış olması ve e-postalarda özellikle babanın işine yarayacak şekilde Rusya'nın yardımcı oluyor ifadesi şu anda en çok konuşulan konu. Evet, Mehmet Sümer Washington gündeminin ayrıntılarını paylaştı. Teşekkürler Mehmet Sümer. Ve devam ediyoruz. Başkan Donald Trump sosyal medya üzerinden haber kuruluşlarına yönelik sert mesajlar vermeyi sürdürüyor. Hedefinde özellikle iki kanal var, CNN ve MSNBC. Trump geçtiğimiz günlerde de bir toplantıya katıldı ve eleştirilerini sürdürdü. Trump da görevinin ilk yılında ancak Amerikan tarihinin en düşük halk desteği oranına sahip. Başkan Donald Trump destek arayışını sürdürürken medyaya yönelik suçlamaları ihmal etmiyor. The fake media. Yalancı basın bizi susturmaya çalışıyor ama onlara izin vermeyeceğiz çünkü gerçeği biliyoruz. Trump kendisini eleştiren MSNBC kanalının sunucuları Joe Scarborough ve Mika Brzezinski sosyal medya paylaşımlarıyla hedef almıştı. Öfkesinden son olarak CNN nasibini aldı. Trump daha önce bir şovda tartakladığı bir kişinin başını CNN logosuyla değiştirdi ve videoyu Twitter hesabında yayınladı. CNN'de bir açıklama yayınlayarak Başkan Trump'ın gazetecilere yönelik şiddeti cesaretlendirdiğini savundu. Ancak video neredeyse 500 bin kişi tarafından beğenildi ve 300 bin defa yeniden paylaşıldı. Öte yandan Beyaz Saray'ın basın toplantılarının sıklığı azalırken gazetecilere ve haber kanallarına yönelik kavgacı tutumu da tırmanıyor. Bence nelere odaklanıldığına, nelerin haberleştirildiğine daha dikkat etmeli.
doğru ve dürüst haber yapıldığına emin olmalıyız. Basın sözcüsü Sarah Sanders'ın bu yorumları muhalif basının rolünü savunan gazetecilerin tepkisine neden oldu. Biz soru sormak için buradayız. Sizin göreviniz de sorulara yanıt vermek. Az önce yaptığınız şey ülkenin dört bir yanındaki kişileri kışkırtmak. Bakacaklar ve gördün mü yine başkan haklı ve oradaki tüm gazeteciler yalancı diyecekler. Trump'ın Twitter paylaşımlarını bazı cumhuriyetçiler de eleştiriyor. Siyaset uzmanlarına göre ise başkan basına saldırmakla kendini iyi hissetse de kendini baltalıyor. Kendisini oy veren seçmenin önemli bölümünü yabancılaştırdığı ortada ve nesillerdir gördüğümüz en az popüler başkan olmasının nedeni de bu. Trump ve sözcüleri ise Twitter saldırılarına devam edeceklerinin sinyalini verdi. Trump cumartesi günü yaptığı paylaşımda yalancı ve düzenbaz basın cumhuriyetçileri ve diğerlerini sosyal medya kullanmamam konusunda ikna etmeye çalışıyor. Ama unutmayın seçimi ben kazandım dedi. Serhan Akif Akyıldız, Amerika'nın Sesi, Washington. İklim değişikliğinin sadece sıcaklıklara değil ekonomiye de etkisi büyük olacak. Amerika gibi tüm bir kıtaya yayılan bir ülke üzerindeyiz. Sonuçları çok çeşitli olacak. İşte bir grup araştırmacı Amerika'nın iklim haritasını çıkardı ve ekonomik değişkenleri de kullanarak bölge bölge tahminlerde bulundu. Ayrıntılar haberimizde. İklim değişikliğinin Amerika için birinci derecedeki etkileri arasında yoksulların daha da yoksullaşması var. Bu sonuç yeni yayınlanan bir rapordan. Rutgers Üniversitesi'nden Richard Koop'a göre en ağır darbeyi uyum sağlamada en çok zorlanan alacak. Bu değerlendirme Amerika'da ekonomik riskin daha yoksul bölgelerin üzerine daha fazla yük bindireceğini ortaya koyuyor. Zira yoksulluk zaten ülkenin daha sıcak bölgelerinde yaygın. Haritadaki kırmızı alanlar yükselen sıcaklıkların ekonomik etkisini gösteriyor. Yeşil alanlarsa sıcaklıktan yararlanacak bölgeleri. Geçmişte Amerika'yı tek parça olarak düşünür ve bu şekilde kazanacağını ya da kaybedeceğini sanırdık. Oysa şu anda yaşanan iklim değişikliğine bağlı olarak gittikçe derinleşen bir eşitsizlik. Yine de herkes kötü etkilenecek. Tahminlere göre sıcaklıklardaki her bir derecelik artış Amerika'nın gayri safi milli hasılasında %1,2'lik kayba neden olacak. Yani hava sıcaklıklarının yüksek olduğu sahil şeridindeki güneyde yaşayan nüfusun gelirinin %20'sine yakınını kaybettiğine tanık olabiliriz. Daha serin olan kuzey ve batı bölgelerinde ise halkın bundan çıkar sağlayabileceğini tahmin ediyoruz. Amerika'nın Sesine konuşan iki uzman da en büyük etkinin sağlık sektöründe hissedileceğini söylüyor. Özellikle Amerika'nın güneyinde aşırı sıcaklar başlayınca birçok kişinin sıcak çarpmasına maruz kalacağını ve ölümler yaşanacağını göreceğiz. Bunu önlemek ve bununla mücadele etmek için toplumların çok para harcaması gerekecek. Science dergisinde yayınlanan raporu hazırlayan ekip bulgularının Amerikalı siyasetçilere ekonomi politikaları ile ilgili yol göstermesini umuyor. Araştırmacılar dünyanın geri kalanı için de benzer bir çalışma yapmayı planlıyor. Araştırma bağlamında bundan sonraki hedefimiz ayrıntılı iklim modelleri ve iklim değişikliğine verilen tarihi tepkilerin çerçevesini küresel bir ölçüde taşımak. Araştırmanın tamamı ve haritalar impactlab.org internet sitesi üzerinden paylaşılıyor. Bilge Timoçin, Amerika'nın Sesi, Washington. Tüm dünya büyük bilgisayar sistemlerini, oy verme cihazlarını, bankaların altyapılarını bilgisayar korsanlarının saldırılarından nasıl koruyacağını düşünüyor. Ama bilgiye dayalı bir başka nokta aslında savunmasız durumda olabilir. Robotlar. Robotlar günlük hayatımıza her geçen gün hızla girmeye devam ediyor. Hastanelerden evimizdeki eşyalara kadar birçok yerde robotları kullanıyoruz. Robotların da internet bağlantıları var ve bu da onları potansiyel saldırılara açık hale getiriyor. Ayrıntılar haberimizde. Robotlar her yerde günlük hayatımızın bir parçası. Hi, my name is Troika. Merhaba, benim adım Troika. Incheon Uluslararası Havalimanı hakkında bilgi veriyorum. Güney Kore'deki Incheon Uluslararası Havalimanı'nda robotlar, yolculara uçağa binecekleri kapılara kadar giden uzun yol boyunca rehberlik ediyor ve faydalı bilgiler veriyor. Ameliyathanelerde çok yakında komplike robotlar, insan elinin yapması için çok hassas olan hareketler konusunda kullanılacak. Tüm bu makineler, onları yapanlar tarafından yazılan bir dizi bilgisayar koduna dayalı olarak çalışıyor. Maalesef çoğu robottaki bu kodlara bilgisayar korsanları da ulaşabilir. These are things of
critical importance. Bu konu kritik öneme sahip. Bu noktadaki güvenlik konularını en baştaki planlama aşamasında düşünmek zorundayız. Bunu daha sonraya bırakamayız. Peki ama onları nasıl güvenli hale getireceğiz? Çünkü bu sistemlere yönelik çok sayıda saldırı söz konusu. Uzmanlar, robotları saldırılardan korumanın sadece geliştirilecek bir teknolojiyle mümkün olamayacağını, robotlar ve bu makineleri üretenlerin bu konuyu daha en başında, yani daha dizayn aşamasındayken düşünmeleri gerektiğini söylüyor. Teknolojileri bir araya getirerek bir robota sahip olabiliriz ama bu robot akıllı bir yapının parçasıdır ve onu oluşturan parçaları bir araya getirirken bunu güvenli bir şekilde yapmalıyız. Yani bu üretimi güvenlikle bütünleştiren bir sistem içinde yapmalıyız. Uzmanlara göre bir bilgisayar sistemini bilgisayar korsanlarından korumanın en iyi yollarından biri hafızasını korumaktan geçiyor. Eğer en temel bilgileriniz güvendeyse sisteme herhangi bir bilgisayardan erişebilir, verilere ulaşabilir ama bu noktada bir işlem yapma imkanı olmaz. Saldırı altında kalma durumunuzu azaltamıyorsunuz ama süratle toparlanabilme ve yeniden çalışmaya başlama imkanınız oluyor ve daha az zarar görüyorsunuz. Veri güvenliğini sağlama konusu önem kazandıkça firmalar yeni ürünlerini saldırılara karşı korumak için en başından güvenlik önlemleri almanın büyük yararları olduğunu görüyor. Mehmet Sümer, Amerika'nın Sesi, Washington. Egzersizin yararlarını artık bilmeyen yok. Yürüyüş yapmak, ağırlık kaldırmak gibi fiziksel faaliyetlerin gerek bedensel gerekse zihinsel yararları saymakla bitmiyor. Peki bu faydaları sadece bir hap alarak sağlamak nasıl olurdu? İşte ayrıntılar. İnsanlar hem güzel bir fiziğe sahip olmak hem de kendilerini iyi hissetmek için egzersiz yapar. Egzersiz sadece kaslara yararlı olmakla kalmıyor. Aynı zamanda beyin, kalp ve damar yapısı gibi birçok sistemi olumlu yönde etkiliyor. Egzersizin en büyük yararlarından biri bedenimizin şeker değil yağ yakmasını sağlamaktır. Yağ yakmayı arttırıp şeker yakmayı azaltmak için çalışıyoruz. Böylece beyne yakacağı daha çok şeker kalıyor. Beyin faaliyetlerine daha uzun süre devam ediyor. Uzmanlar bir fareyi adeta yeniden programlayıp genetik seviyede enerji kaynağı olarak şeker yerine yağı seçmesini sağlayan bir kimyasal bileşik keşfetti. Şekerin beyne gitmesini sağladığınız sürece enerji kaynağı olarak yağ yakmayı sürdürüyorsunuz. İşin sırrı bu sistemi yeniden programlamada. Bedeniniz şeker değil, yağ yakmaya programlanıyor. Fiziksel egzersiz de bunu sağlıyor. Geliştirdiğimiz hap, fiziksel egzersize gerek kalmadan aynı işlevi görüyor. Hap, insanlarda olumlu sonuç verdiği takdirde fiziksel egzersizin etkilerinden hareket etmeye gerek kalmadan yararlanılmasını sağlayacak. Bu, egzersiz yapamayan kişiler için sevindirici bir haber. Ancak hap bir tedavi yöntemi değil, ayrıca egzersizin tüm faydalarını sağlamıyor. Hap kalp fonksiyonlarınızı değiştirmeden kan dolaşımınızı geliştirmeye kadar bazı faydalar sağlıyor. Yani dayanıklılığın sadece beyin için geçerli olduğu bir yöntem. Beyninizi çalıştırdığınız sürece koşmaya devam ediyorsunuz. Hap'ın farelerin dayanıklılığını arttırdığı ve genel sağlık durumlarını iyileştirdiği gözlendi. Uzmanlar insanlar üzerinde 6 ay içinde başlamayı planladıkları testlerin aynı sonuçları vermesini umuyor. Mehmet Sümer, Amerika'nın Sesi, Washington. Washington stüdyolarımızdan yaptığımız Amerika'nın Sesi Türkçe bölümünün yayını burada sona eriyor. Haber ve söyleşilerimiz internette amerikaninsesi.com adresinde. Yarın yine birlikte olmak umuduyla, hoşçakalın.